Merhaba herkese hafta renka günlük grafik. Yani çok e, azaltıyorum tabi videonun gününü azaltıyorum, video sayısını da azaltıyorum. Önce e, üye olan arkadaşlarınkinden değerlendirmeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim. isteyen arkadaşımız yani daha sonra isterseniz gecikebilir e, veya gelmeyebilirsiniz videolar. Şimdi daha önce yatay alanda e, izledik. Aşağı katladı. 25'lik o kırılma alanını geçtikten sonra e, tekrar ben bir videosunu yaptım Mart ayında yani kaç Mart'ta hatırlamıyorum ama yukarı yön bir hareketimiz vardı. Orada da tekrar bir satış alanına girdi. Oraya kadar geldi yani. O 16.60 60 civarları bir direnç orada. O dirençten bir miktar gevşedi şu anda. Yani negatif bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Şunu da bir kaldırayım şuradan. Ee, negatif, çok negatif bir şey yok en azından. Ama tabii geçseydi şöyle 16-50'lerin üstüne bir hareket edebilseydi. Yani şu kırmızının ötesine geçseydi. Ben muhtemel bir 20'ye doğru yani tam 20 olur olmaz veya 19-20 aralığında bir atak beklenebilirdi. Şu anki görünüm biraz 20 ortalamayı zorlamaya başlamış yani altında tek bir kapanış vermiş tekrar bir üstüne çıkmış falan ama biraz vitesinin düştüğü bir görünüm var. Yani bence 15 takip edilir yani 15'in üstünde kaldıkça kısa vade hani satamayanlar varsa 8 ortalama yoksa her zaman ilk stop noktası kısa vadisin. O 8 ortalama 16'da kırıldı zaten. So ikincisi 20 ortalamadır çoğunlukla ve benim için tabi ikiye ayrılır yani seyretler ilk önce 50 ortalamanın üstünde mi altında mı diye. Yani bu gevşeme eğer devam ederse bu momentum kaybı 15 lira bir destek seviyesi bence bu takip edilebilir. 15 kırılıyorsa yani orada biraz dikkat etmek lazım. Özellikle karda pozisyondaysanız 15'in altına gevşeme geldiği zaman 50 ortalamanın kırılmasını pek kimse kısa vadeci istemez yani o negatif bir anlam taşır. Biraz daha iş derinleşebilir en enkada. Ama hani şunu da söyleyeyim şey olarak haftalıktan göstereyim ben orta uzun vadeci değilim yani çok değerlendirmem ama en görünümü pozitif. Yani bana göre şu 12 60'lar kırılmadıkça hatta uzak bile yani o alana çok mesafe de var şu anda genel anlamda konuşuyorum orta uzun vadici için 12.60 kırılmadıkça pozitiftir. 12 60 o alım yeri en orada küfeyi dolduruyor piyasa. Yani Enka zaten ayı piyasasına pek giremiyor. bir tabii şurada çok sıkıntılı oldu. O ayrı bir konu. Ee, ama baktığınız zaman e, 2019'dan beri boğa piyasasında devam eden bir senet. E, dolayısıyla hani buna göre de bir strateji geliştirebilirsiniz. Yani kısa içinde için de Yani Bu kısa vadiciye ne demek? Atıyorum için altına girmeye başladı Enka. E şöyle bir takibi al bakalım. Haftalık kapanış 12.60'ın altına girmiyorsa e, orası tepki bölgesi. Yani orada olumlu demek. Yani o açıdan yani sabreden iyi kötü parasını burada geri alıyor. Ha tabii şimdi vardır 18'de 20'de 20 olmadı gerçi. 1970'lerden mi nereden gevşedi en son? Yani buralarda yakalanan arkadaşlar vardır. Onlar için daha tabii bekliyorlar ama hani genel anlamda bu kadar yüksek bir momentumdan ve en tepeden e, almadıkça dediğim gibi zararınızı affeden e, bir şirket Enka. 53 RSI e, tabi maddi sevimsiz RSI sevimsiz o anlamda onlar biraz sıkıntılı göstergeler ama diyorum e, buradan sonra da 15 takip edilir en kolay yöntem bu gibi geliyor bana 13 Nisan'da da 50 kuruş şey vermiş e, tabi buradaki sarkma da ondan olmuş demek temettü vermiş e, normalde hani 20 ortalamanın altında sarkmazdı böyle bir şey olmasa e, o yüzden dediğim gibi hala tölere edilebilir gibi duruyor herkese iyi haftalar